tasarımıza uygulayacağımız modeli önce başka bir renkle yapıp sizlere anlatacağız. Bunun için biz önce şişimize ilmeklerimizi attık. 2 sıra haroşe lastik yaptıktan sonra 4 sıra düz örgü ördük. Şimdi bu düz örgünün üzerine modeli kuracağız. Modelimizi kenarında belirlilik olsun diye 2 ilmek haroşa devam ettiriyoruz. Burada 3 ilmek kesiyoruz. Bunun yerine 2 ilmek artırıyoruz. Diğer taraftan da 3 ilmek keseceğimiz için yine ortada kesilecek ilmeklerin yerine artırma işlemi yapıyoruz. Burada modelimiz 9 ilmek üzerine kuruldu. Diğer model arasına 1 ilmek düz örüyoruz. İsteyen bunu ters ilmek olarak da yapabilir. Yine 3 ilmek kesiyoruz. 1 2 ilmek kestiğimiz ilmekleri yerine artırdık. Diğer taraftan keseceğimiz ilmeklerin yerine de artırma işlemini yapıyoruz ve kenardan 3 ilmek kesiyoruz. Yani burada kestiğimiz 4 ilmeğin yerine 4 tane ilmek artırıyoruz. Aralarına birer ilmek yine normal düz örüyoruz. Diğer modele geçerken arada yine 1 ilmek düz örüyoruz. 3 ilmek kesiyoruz. Bu 3 ilmeğin 2 ilmeği kesilmiş oluyor. Onun yerine 2 ilmek artırıyoruz. Tekrar diğer taraftan da 2 ilmek daha eksileceği için 2 ilmek artırdık ve 3 ilmeği kestik. 9 ilmek üzerine kurulmuş oluyor model. Yine kenarda kalan ilmeklerimizi model olarak düz gitmesi için devam ediyoruz. Şimdi bu modelimizi arka yüzden ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz ve diğer yeni modelimin kurumuna geçinceye kadar 5 kez şişimizle örgümüze devam edeceğiz. Modelin ilk sırasını kurup tamamladıktan sonra tersinden düzünden olmak üzere 5 sıra daha gidip geldik. Şimdi ikinci modeli üstüne kuracağız. Kenardan model için 2 ilmek haroşa devam ettiriyoruz. Modeli kurarken baştan 3 ilmeği birlikte alıyoruz. 2 ilmek kesmiş oluyoruz. Bunun yerine 2 ilmek artırıyoruz. Diğer taraftan da yine 3 ilmeği birlikte alıp 2 ilmek eksilteceğimiz için onun yerine de 2 ilmek artırıyoruz ve 3 ilmeği birlikte alıyoruz. Model 9 ilmekten oluşuyor. Araya 1 ilmek düz örüyoruz. Tekrar 3 ilmeği birlikte alıyoruz. Arada 4 tane ilmek artırıyoruz. Tekrar 3 ilmeği birlikte alıyoruz. Eksilttiğimiz 4 ilmeğin yerine ortadan 4 tane ilmek artırıyoruz. Yine arada 1 ilmek düz. Diğer modele geçerken yine 3 ilmeği birlikte alıyoruz. Arada 4 tane
ilmek artırıyoruz. Sonda 3 ilmeği birlikte alıyoruz. Modelin kenarındaki ipleri normal olarak örüyoruz. Bu modeli kurduğumuz sırayı saymazsak 5 sırada tekrarlamış oluyoruz. Modeli kurduktan sonra 5 kez örüyoruz. Tekrar modeli kuruyoruz. Göstererek yaptığımız bu modeli hırkamıza uygulamaya geçeceğiz. Modelin kurulumunu bir kez de sessiz olarak belirli bir şekilde yaptık.